Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesine makale yazdı. İşte Erdoğan'ın Papaz Brunson'ın yaptırımlar, FETÖ ve müttefikler konusunda verdiği mesajlar. Şu anda dışişleri temas halinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The New York Times gazetesine Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile krizi nasıl görüyor başlıklı bir makale yazdı. Erdoğan, Türkiye ve Amerika'nın son 60 yıldır stratejik ortak ve NATO müttefiki olduğuna işaret etti. Türkiye yıllar boyunca ne zaman gerekli olsa ABD'nin yardımına koştu. Kore'de askerlerimiz birlikte çarpıştı. 11 Eylül terör saldırılarının ardından Washington bu kötülüğü yapanlara karşılık vermek için dostlarını ve müttefiklerini beklediğinde askeri birliklerimizi buradaki NATO misyonunu başarıya kavuşturmak için Afganistan'a gönderdik. Erdoğan son yıllarda iki ülkenin ortaklığının ABD tarafından anlaşmazlıklarla sınandığını kaydetti. Ne yazık ki bu tehlikeli trendi tersine çevirme çabalarımız boşa çıktı. ABD, Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Amerika'nın tavrını ve sonrasında Fethullah Gülen'in iade edilmemesini eleştirdi. Türk halkı Amerika Birleşik Devletleri'nden bu saldırıyı kesin bir dille kınamasını ve Türkiye'nin seçilmiş hükümetiyle dayanışmasını dile getirmesini istedi. ABD bunu yapmadı. ABD'nin olaya tepkisi tatmin edicilikten uzaktı. Türk demokrasisinin yanında olmak yerine Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ihtiyatlı bir şekilde Türkiye'de istikrar, barış ve devamlılık çağrısında bulundu. Bu da yetmezmiş gibi Türkiye'nin iki taraflı bir anlaşmayla Fethullah Gülen'in iadesi için yaptığı talepte hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Bomba atın abi. Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinde başka bir hayal kırıklığınınsa terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destek olduğuna dikkati çekti. Türk makamlarının tahminlerine göre Washington son yıllarda PYD-YPG'ye silah vermek için 5000 kamyon ve 2000 kargo uçağı kullandı. Hükümetim ABD'li yetkililerin PKK'nın Suriye'deki müttefiklerine eğitim ve teçhizat verme kararlarından duyduğumuz endişeyi tekrar tekrar paylaştı. Ne yazık ki sözlerimize kulak tıkandı ve Amerika Birleşik Devletleri silahları en nihayetinde sivil halkımızı ve Suriye, Irak ve Türkiye'deki güvenlik güçlerimizi hedef almak için kullanıldı. Papaz Brunson bahane edilerek başlatılan yaptırımlar da Erdoğan'ın gündemindeydi. Donald Trump'ı birçok toplantımız ve konuşmamızda uyardığım gibi hukuki sürece saygı duymak yerine Amerika Birleşik Devletleri dost bir millete karşı haddini aşan tehditler yayımladı ve Bakanlar Kurulumuzun birçok üyesine yaptırım uyguladı. Bu karar kabul edilemez, mantıksız ve en nihayetinde uzun süreli dostluğumuza zarar verici nitelikteydi. Türkiye'nin tehditlere cevap vermediğini göstermek için birkaç Amerikalı yetkiliye yaptırım kararı aldık. Biz hep aynı prensibe bağlı kalacağız. Hükümetimi hukuki sürece müdahale etmeye zorlamaya çalışmak anayasamıza ya da ortak demokratik değerlerimize uygun değildir. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek. Erdoğan yazısına şu ifadelerle son verdi. Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde uzun zamandır müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çevirmezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. Ve ABD'de yaşanan bir gerilim daha. Gümrük vergileri. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den alınan alüminyuma %20, çeliğe %50 vergi getirdiğini Twitter'dan duyurdu. İlgili bakanlardan ABD'ye tepki açıklamaları yapıldı. Thank you. When I came into office, I promised. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik skandal hamlelerine bir yenisini ekledi. Trump attığı tweet'te,
Para birimleri olan Türk lirası bizim çok güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdim. Alüminyum vergisi artık %20, çelik vergisi %50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil, dedi. Thank you very much and it's a great honor and privilege because he's become Beyaz Saray tarafından Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yayınlanan açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı. Çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için 13 Ağustos'tan başlayarak Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini %50 oranında uygulamanın gerekli ve uygun olduğuna karar verdim. Vergiler ABD'nin ulusal güvenliği kapsamında artırılmıştır. Demir çelik ürünleri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracatta en büyük kalemi oluşturuyor. ABD hali hazırda çeliğe %25, alüminyuma %10 gümrük vergisi uyguluyordu. Toplam ek vergi tutarı 266 milyon dolar seviyesindeydi. Trump'ın yeni hamlesiyle vergi yükü 532 milyon dolara çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin vergiyi iki kat artırması kararına Türkiye'den sert tepki geldi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması. Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız 2017 yılında 1.1 milyar dolar olup aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı %0.7'ye yani binde 7'ye tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD'den 2017 yılı ithalatımız 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Amerikan yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır. ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileriyle birlikte bugün duyurulan ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır. Amerika'ya bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy, ek gümrük vergilerine karşılık verileceğini ifade etti. Başkan Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü kurallarını içe sayarak çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir. ABD bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir. Türkiye'ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir. Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır. Büyük bir onur ve büyük bir imtiyaz. Çünkü Türkiye'nin Türkiye ekonomik anlamda çok hareketli bir haftayı geride bıraktı. Döviz ve altında Cumhuriyet tarihinin en büyük dalgalanmaları yaşandı. İşte 5 gün içindeki yükselişin grafikleri. Döviz kuru Cumhuriyet tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Türk lirası en çok değer kaybeden para birimi oldu. Haftaya başlangıç ve bitiş rakamlarına bakıldığında tablo daha net okunuyor. 1 doların piyasadaki karşılığı pazartesi günü 5 lira 16 kuruşken, cuma günü 6 lira 42 kuruşa yükseldi. 5 günde 1 lira 26 kuruş fark söz konusu. Haftaya 5 lira 91 kuruştan başlayan euro, 1 lira 41 kuruş değer kazanarak 7 lira 32 kuruşa kadar yükseldi. Sterlin'de ise yükseliş 5 günde 1 lira 57 kuruş oldu. Sterlin 6.61'den 8.18'e yükseldi. En büyük artış Kuveyt dinarında görüldü. 4 lira 46 kuruş değer kazanan dinar 16.77'den 21.23'e yükseldi. Aynı hareketlilik altın fiyatlarında da görüldü. Hafta başıyla haftanın son gününde altın fiyatlarındaki makas oldukça sert açıldı. Gram altın haftanın başında 199 liradan satılırken cuma günü 249 liradan satıldı. 5 günde 50 lira fiyat artışı görüldü. Çeyrek altın 328 liradan başladığı haftayı 72 lira artışla 400 liradan kapattı. Yarım altında yükseliş 144 lira oldu. Yarım altın pazartesi 656, cuma günü 800 liradan satıldı. Haftaya 1333 liradan başlayan Cumhuriyet altını 5 gün içinde 1700 lirayı gördü. Bu da 367 liralık bir yükseliş anlamına geliyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Şırnak'ta 4, Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi. İstanbul'da ise 9 zanlı yakalandı, 5'i teröre yardım ve yataklı suçundan tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye yönelik operasyonları sürüyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsal alanında insansız hava araçlarıyla 4 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteğiyle yapılan operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Aynı noktada geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi. Diyarbakır'ın Kocaköy bölgesinde de operasyonlar sürüyor. Bölgede 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün gri listede yer alan, sözde bölge sorumlularından Şahin Kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi. Bu patlama görüntüsü ise Van'ın Gürpınar ilçesinden. PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeni önceden fark edilerek imha edildi. Terörle mücadele şehir merkezlerinde de sürüyor. Kırmazsanız kırmak zorunda kalacağım. Kapıyı aç. İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece teröre yardım ve yataklık suçundan tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsrail yine bir cuma günü yine masum sivillere saldırdı. Büyük geri dönüş yürüyüşü kapsamında sınıra koşan sivillere ateş açıldı. Biri sağlık görevlisi, 2 kişi şehit oldu, 25 kişi yaralandı. Gazze'nin İsrail sınırında büyük dönüş yürüyüşü etkinlikleri sürüyor. Özgürlük ve hayat ismi verilen 20. Cuma gösterilerine binlerce Filistinli katıldı. İsrail askerleri sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açtı. Açılan ateşte gönüllü sağlık görevlisi Abdullah El-Kıtati ve bir sivil şehit oldu. 25 kişi gerçek mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Gazdan etkilenenler dahil edildiğinde yaralı sayısı 307'ye yükseliyor. Han Yunus kentinin doğusunda başından vurulan bir gencin durumunun da kritik olduğu öğrenildi. İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 30 Mart'tan bu yana 160 kişi şehit olurken 17 binin üzerinde sivil yaralandı. İsrail hafta içi de Gazze şehir merkezini bombalamış, 3 sivil hayatını kaybetmiş, 18 sivil de yaralanmıştı. Bursa bugün kabusu yaşadı. Mudanya ilçesine çıkan orman yangını 6 ayrı noktaya sıçradı. Evleri tehdit eden alevler güçlükle söndürüldü. 2 villanın çatısı yandı. Bursa yangın şoku yaşadı. Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede sıçrama yoluyla 6 farklı noktada kendini gösterdi. Hızlı bir şekilde atlatırız diyorum. Yani bu acayip bir şey. Yani böyle görülmüş bir yangın değil. Ben de çözemiyorum açıkçası yani. Şu an bölgede ekiplerimiz dört bir tarafa dağılmış durumdalar.
yangının lüks villaları çevrelemesi üzerine panik büyüdü. Yangın durumu şu anda rüzgarların etkisiyle hızlı bir şekilde Bademli tarafına doğru şu anda sıçradı. Ve çok yoğun bir duman var. Bademli halkı hem dumandan hem yangından korunması için derhal terk etsinler evlerini, derhal ama. Yangın söndürme helikopterleri ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevrede yaşayan vatandaşlar da seferber oldu. Abi bir sağa bir sola yapma. Bursa'yı kaplayan alevleri ve dumanları görenler büyük şok yaşadı. Alevler yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bu süreçte 2 villanın çatısı yandı. Çok hızlı bir şekilde alevler yanaşıyordu. Çantamızı, ilacımızı aldık. Üstümüze bir gömlek bile almadan kaçtık açıkçası. Ve alevler 50 metre yakınımıza kadar geldi. Yangının 6 farklı noktaya sıçraması sabotaj ihtimalini ortaya çıkardı. Savcılık soruşturma başlattı. Bursa valisi İzzettin Küçük ise sabotaj yok dedi. Parça parça olması tamamen rüzgardan kaynaklanı, yangının atlamasıyla olan bir hadise. Yani bir sabotaj değerlendirmiyoruz bu anlamda. Şurada burada çıktı diye değerlendirmiyoruz. Kurban Bayramı'na sadece 10 gün kaldı. Kurulan pazarlarda henüz istenilen hareketlilik henüz başlamadı. İşte bıçakçılardan firari boğalara kadar kurban günlüğü. Kurban pazarları kuruldu, besiciler alıcıları bekliyor. Abi 1 milyardan başlıyor, 2 milyara kadar her türlü koçumuz bulunmaktadır. Talep abi yok ya. Neden? 3-4 gündür buradayız abi, hiç daha yok işte, bomboş, pazar bomboş yani. Yüksek yem fiyatları kurbanlık fiyatlarını da yukarı çekiyor. Daha yüksek abi. Geçen sene kuzu eti 40 liraydı, bu sene 50 lira, 51 lira, o civarda. Abi bir yaşından sonra bu hayvan... Fiyatta saman bahalı, yem bahalı, yem 65 TL. Hayvanızlar, bütün hayvanızlar zor durumda yani. Bazı özel yetişmiş boğalar içinse araba fiyatı isteniyor. 1,5 ton ağırlığında. Yani 41 bin lira fiyat istiyoruz biz buna. İzmitli besici Özcan Özmüş, 1,5 tonluk kurbanlığını şehrin plakasına özel 41 bin TL'ye satışa çıkardı. Çocukluktan bir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bir tane simenter ırkı bir tosun yetiştirdik. Kurbanlık 3,5 yaşında. 1,5 ton ağırlığında. 3 yıldan beri özenden bakıyoruz. Yetiştirdik. Kendi çocuğumuz gibi baktık. Bayram öncesi bıçakçılar en yoğun dönemlerini geçiriyor. El yapımı Sivas bıçağına olan ilgi ustaları memnun ediyor. Sivas bıçaklarının en büyük özelliği el yapımıdır. Özellik tabii belli ustaların, belli sanatkarların. Ben her zaman diyorum, işi ehlindedir. İşi ehline vermek lazım. Şükür bir de hani Kurban Bayramı önü olduğumuz için Sivas bıçaklarına yoğun ilgi var. Firari boğalarsa şimdiden ortalığı karıştırmaya başladı. Karadeniz sahil yolunda ilerleyen kamyonet sürücüsü önüne boğa çıkınca durmak zorunda kaldı. Arkadan gelen minibüs kamyonete çarptı. O anlar bir Arap turistin cep telefonuna yansıdı. Ya Allah. Kenne bas siyahi. Yaz aylarında ne yazık ki denizde boğulma haberleriyle sık sık karşılaşıyoruz. İstanbul Beylikdüzü açıklarında bir tekne battı. Teknedeki 5 kişi kurtarıldı. Denizden bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Orada bir çocuk daha var. Atmışlar oraya. Şeyde tutunuyor, sarı şeyde. Evet, Dubai. Yani onu oraya atmışlar, biz yüzeriz demişler. İki kişi var orada. Evet, teknede iki kişi. Ha, bir kişi daha çıktı Dubai'ye. Evet, 4 oldular Dubai'den. Tekne battı, içindekiler can pazarı yaşadı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden.
İçinde 6 kişi olan tekne, Kavaklı sahili açıklarında henüz belirlenemeyen bir sebeple battı. Sonrasında yaşananlar cep telefonuyla böyle kaydedildi. Tekneler ki de yardım etmedi, gidiyor geçip. Yok, duracaktı Ferhat. Gidip geçmez, o dibinde duramaz yani. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan 6 kişiden 5'i kurtarıldı. 65 yaşındaki Cemal Keskin'i arama çalışmaları geç saatlere kadar devam etti. Denizdeki aramalara sahil güvenlik helikopteri de destek verdi. Aramalar sonucunda sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler kayıp kişinin cesedine sabah saatlerinde ulaştı. Cemal Keskin'in cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cezaevi firarisi daha fazla kaçamadı. Polis İstanbul'da lüks otomobili ateş ederek durdurdu. İçindeki cezaevi firarisi şahıs yaralı olarak yakalandı. Şüpheli araç İstanbul'da ortalığı birbirine kattı. Olay saat 19 sıralarında Esenler-Tem bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Çekicinin arkasında duran Porsche'de şu anda içeride polisle çatışanların cesetleri var. Olay yeri incelemeyi bekliyorlar, savcıyı bekliyorlarmış. Uygulama yapan motorize polis ekipleri şüphelendikleri lüks otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler araçlarını polis ekibinin üstüne doğru sürerek silah doğrulttu. Ardından lüks cipleriyle kaçmaya başladılar. Ekipler lüks araca doğru ateş açtı. Kaçan sürücü H.D. isabet eden kurşunla yaralanınca kaza yaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı H.D. hastaneye kaldırıldı. Araçtaki G.T. isimli şüpheli ise gözaltına alındı. Polislerin yaptığı incelemede araçta 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 3 adet uyuşturucu hap ve 3 adet çalıntı plaka ele geçirildi. Yapılan incelemelerde iki şüphelinin de birçok suçtan sabıkası olduğu ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Evet sayın seyirciler, gündemlerine çıkan gelişmelerle karşınızdaydık. Bir başka bültende buluşuncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.